Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Yıl 2016 olmalı. Halen İyi Parti milletvekili ve aynı zamanda genel başkan baş danışmanı olan Aytun Çeray, CHP milletvekiliydi. O günlerde hiç kimsenin, hiçbirimizin gündeminde Sadat isminde bir yarı askeri örgüt olduğuna ilişkin haber yoktu. Bilmiyorduk. Ben bilmiyordum. Yani Türkiye kamuoyu da bilmiyordu. Aytun Çıray belli ki eski bir devlet bürokratı olarak sağlam bir istihbarat almıştı. Ve o istihbaratı değerlendirmek için bir basın toplantısı yaparak meclise bu kurum, bu yarı askeri, yarı sivil kurumla ilgili inceleme başlatılması için meclise önerge vereceğini açıkladı basın toplantısında ve önergeyi verdi de. Tabii ki AKP 2016'da çok kalabalık olduğu için meclise tek başına milletvekili çoğunluğu yettiği için bu Aytun Çıray'ın önergesini reddetti. İlerleyen yıllarda 2021 olabilir mi? Evet. Sedat Peker o neredeyse 100 milyonu geçti sonunda kişinin izlediği videolarını çekip Türkiye'de gelecekle ilgili tehlikeleri anlatmaya başladı. O tehlikelerden bir tanesi Sadat'tı. Sadat, evet. Ya isminin açılışını bilmiyorum. Google'a girip bakabilirsiniz çocuklar. Ben aklımda tutmadım ama artık hepimiz onu Sadat diye biliyoruz. Başında da emekli bir tümgeneral var ki o emekli tümgeneralin de siyasal İslam'ın ordudaki Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki temsilcilerinden biri olduğunu bilmeyen yok. Erdoğan'la yakın ilişkileri ise Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı dönemlerine kadar gidiyor. Yani siyasal İslam'ın ahbaplarından ikisi, öyle söyleyelim. Daha fazla bir şey bu konuda söylemek istemiyorum. Çünkü kesin bilgiye dayanmadıktan sonra benim haber olarak, bilgi olarak vereceklerimin hiçbir anlamı yok canlarım. Evet, Aytun Çıray'ın o önergesi ciddiye alınmadı. Sedat Peker'in konuşmaları ciddiye alındı ama gereği yerine getirilmedi. Neden? Çünkü gereğini yerine getirilmesi demek Cumhurbaşkanlığı'nın Sadat'la olan bütün ilişkilerini kesmesi demekti. Cumhurbaşkanlığı'nın Sadat'la ne gibi ilişkisi olabilirdi? Ben bilemem. Ama iddiaları seslendirmeye kalkarsam pek çok iddia Sadat'ın örtülü ödenekten desteklendiği iddiası ortaya atıldı. İddia ortaya atıldı. Hayır, bu konuda atılan iddiaları Cumhurbaşkanlığı yalanladı mı? Hatırlamıyorum ben. Ama herhalde yalanlamıştır. Mutlaka yalanlamıştır. Yalanlaması lazım aslında da. Ama bu iddialar ortalığa saçıldığında demek ki Cumhurbaşkanlığı pek üzerinde durmadı. Ciddi miydi bilmiyorum. Ancak şunu gördük hep beraber. Sedat Peker'in açıklamalarından bir süre sonra kamuoyuna açıklama şeklinde değil, haber şeklinde Cumhurbaşkanlığı ile Sadat'ın ya da AKP ile Sadat'ın ilişkilerinin kesildiği duyuruldu. Bu Sadat neydi peki? Sadat'ı bu konunun uzmanları 2. Dünya Savaşı öncesinde Hitler Almanyası'ndaki Nasyonel Sosyalist Partili gençlerden Hitler'in kurduğu kahverengi gömleklilere benzetirler. Onlar da sivildiler hepsi, kahverengi gömlekliler. Hepsi Hitler'in genel başkanlığını yaptığı ve Hitler aynı zamanda Almanya devlet başkanıydı. Nasyonel Sosyalist Parti'nin yani Milliyetçi Sosyalist Parti'nin üyesiydiler hepsi. Finansmanını o zaman da yine Hitler üzerinden Almanya devletinin bütçesinden kaynaklandığı iddiaları daha sonraki yıllarda da kanıtlanmıştı. Onlar o dönemdeki o kahverengi gömlekliler Almanya devletinin emniyet teşkilatındaki polislerden çok daha güçlü, çok daha etkili ve çok daha fazla yetkiye sahiptiler. Hayır, bu yetkiler resmi yetkiler değildi ama Hitler tek adam olduğu için, tam tipik bir totaliter olduğu için, her konuda tek başına karar verdiği için onlara yapılabilecek her türlü maddi desteğin, eğitimin, her türlü imkanın sağlanmasında da yine karar verici
merciğindeydi canlarım. Bunu da bu arada hatırlatmış olmakta fayda olduğu kanaatindeyim. Bu nedenle Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Sadat'ın genel merkezinin binasının önüne gitmesini ben çok önemsiyorum. Zamanlama açısından da çok önemsiyorum. Zamanlama açısından neden önemsiyorum? Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde çok uzun yıllar çok üst mevkilerde, yukarıki mevkilerde yani Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü. Yani başka bir şey söyleyeyim mi? Bizim devletimizde de bütün devletlerde de o mertebeye çıkmış genel müdürler, müsteşarlar hepsi birbirlerini tanırlar, birbirleriyle sohbet ederler, iletişimi hiç koparmazlar. Ve aynı Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılından günümüze kadar geçen süreçte 12 yıldır da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Yani devlet içindeki devleti korumaya şerefi namusu üzerine ant içmiş, namuslu, haysiyetli, onurlu, şerefli bürokratların bir bakıma haber getirip haber götürdükleri birisi. Yani 100 yıllık yani Türkiye'nin kurucu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu partisi, Cumhuriyet Halk Partisi. Elbette böyle bir siyasi parti dünyada kaç tane kaldı bilmiyorum. İngiltere'de var herhalde. Almanya'da var mı bilemiyorum. Ama Amerika'da var Cumhuriyet Halk Parti'den daha eski partiden. Ama çok da fazla yoklar canlarım. Cumhuriyet Halk Partisi dünyanın en saygın, en güçlü partilerinden biri. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi gücünde Avrupa'da bir tane bile sosyal demokrat parti yok. Evet. Yani bunu çok ciddiye alalım lütfen. Cumhuriyet Halk Partisi bir sosyal demokrat parti olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ikinci büyük partisi, ana muhalefet partisi aynı zamanda. Ve zamanlaması kesinlikle devletin çok önemli, çok önemli istihbarat birimlerinden almış olma ihtimali yüksek bir habere, bir bilgiye dayanıyor. O da öyle afaki bir bilgi değil. Kemal Bey'e gönderilen bilgi belli ki çok somut belgelere dayalı bir bilgi. Neden açıklamıyor? Zamanı? Zamanı mı? Şimdi mi zamanı? Böyle şeyler, böyle konular birden belgelerle ortaya döküldüğü zaman hiçbirimizin aklına gelmeyecek ya da getirmek bile istemediğimiz çok kötü, çok pis olaylar, çok kirli olaylar yaşanabilir canlarım. Öncelikle böyle konularda devletin gerçekten geleceği için önemli olan, değerli olan ve namusundan, şerefinden şüphe edilmeyen anayasal kurumlar bilgi sahibi yapılır. Ve tabii ki haliyle kamuoyu da bilgi sahibi yapılır. Bütün dünyada bilgi sahibi yapılır. Kemal Bey'in Sadat'ın önüne gidişine ben bu açıdan bakıyorum, bu açıdan çok önemsiyorum canlarım. Çünkü tarihte bazı öyle olaylar vardır ki o anda birileri bütün dünyayı uyarır. Tabii iletişim bu kadar çok yüksek olmadığı için o dönemin ilgililerini uyarır. Mesela Versay Anlaşması imza töreninde işte o her zaman size anlattığım o Almanya'ya ödeyemeyeceği kadar yüksek miktarda borç, savaş tazminatı borcu yükleyen anlaşma imza töreninde Fransız Marşal Foch herkesin duyabileceği bir sesle haykırdı. Bu bir barış anlaşması değil dedi. Bu 20 senelik bir ateşkes anlaşması. Yıl 1919'du. Mayıs ayıydı zannediyorum. 20 sene değil, 19 sene sonra İkinci Dünya Savaşı'nı başlattı Hitler. Ciddiye almak lazım bazı şeyleri. Çok ciddiye almak lazım bazı şeyleri canlarım. O nedenle ben Kemal Bey'in tarihle olan ilişkilerini ya da danışman kadrosunu bilmiyorum. Tarihle ilişkilerini çok önemsiyorum. Kim söylemişti bilmiyorum. Tarihte ne kadar çok geriye giderseniz ileriyi görme imkanınız o kadar çok artar. Hep değil mi? Hep sizinle bunları paylaşıyorum. Hep diyorum ki tarihten asla vazgeçmeyeceğiz. Tarihi okumaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Okuyacağız, ders alacağız ama asla ve asla tarihe kapılıp kalmayacağız. Tarihin tuzaklarına düşmeyeceğiz. Bin atlı akınlarla çocuklar gibi şendik. Bana ne? O gündü o. O gündü o. Beni
o günkü o başarının gerçek sebebini öğrenmek ilgilendiriyor. Bin atlakında da şen olmak değil. O gün Osmanlı orduları Mohaç Meydan Muharebesi'nde mesela başarılı olduysalar ve pek çok savaşta neden başarılı oldular? Onun sebebini bilemezsek, ondan sonraki yenilgilerin de sebebini bilemezsek tarihten hiçbir şey anlamayız. Roman gibi okuruz geçeriz. Magazin romanı gibi hem de. Bilmem anlatabildim mi? Versay'dan sonra her şeye rağmen anlaşma oldu, savaş yok, savaştan çıkmış devletler birden bir atılım, ekonomiler birden büyüdü, bütün devletlerde refah genişlemesi oldu. Evet, halk o savaşlardan sonra o kadar rahat etti ki, hayatından herkes o kadar memnundu ki, diğer savaş galibi devletler Almanya'nın yeni bir savaşa hazırlandığını fark etmediler. Oysa Fransız Mareşal Foch imza günü, yani Versay Anlaşması'nın imzalandığı gün o törende Almanların 20 senelik bir ateşkese imza attıklarının farkındaydı. Ama diğer devletler bunu hiç önemsemediler. 1925'te Locarno Sözleşmesi imzalandı. O sözleşme imzalandığında İngilizlerle Almanlar arasında Churchill İngiltere Hazine Bakanı'ydı. Yani o konuyu ilgilendiren en önemli bakanlıklarından birisi de Hazine Bakanlığı'ydı. Churchill, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ki İngiltere'yi o faciadan kurtaran başbakandır biliyorsunuz. Başbakanına atandığında da size kan ve gözyaşından başka hiçbir şey vaat etmiyorum diyecek kadar da gerçekçiydi. Yani bizimkiler gibi batmışız, batıyoruz, bitmek üzereyiz, her şey çok güzel falan diyen bir devlet adamı değildi Churchill. Gerçekçiydi. Halkına yalan söylemiyordu. Ve başardı. Kan ve gözyaşı vaat etti ama İngiltere'yi o savaştan zaferle çıkan bir devlet haline getirdi. Aksi halde Churchill başbakan olduğu güne kadar neredeyse İngiltere belki de tarihten silinmek üzereydi. Evet. Churchill dehası. Ancak işte o Churchill 2. Dünya Savaşı'ndan sonra savaşın muzaffer başbakanı Churchill o Dünya Savaşı'ndan sonra ne demişti biliyor musunuz? Locarno Sözleşmesi'nden sonra bende de yanıltıcı bir güvenlik duygusu oluştu. Hatta oluşmaktan öte o duygu beni uyuşturdu itirafında bulunmuştu. Evet, Churchill, devlet adamı Churchill ama o zamanki tecrübesiyle 2. Dünya Savaşı sırasındaki tecrübesi bir mi? Tabii ki bir değil. Churchill'den bahsediyoruz canlarım. Churchill'den. Bilmediğini kabul eden, bildiği konusunda da eminse ısrar eden bir devlet adamından bahsediyoruz. Ya bizim gibi az gelişmiş ülkelerin en büyük handikaplarından birisi devleti yöneten siyasetçilerin bilmediklerini bilmemeleridir. Bilmediklerini bildikleri zaman zaten bilenlere danışıyorlar. O zaman sorun çıkmıyor. Ya evet, evet. Bunları niye anlatıyorum ben? Sabah tehlikesinin ne kadar büyük bir tehlike olduğunu hepinize anlatmak için. Kemal Bey'i neden alkışlıyorum ben? Dün sürekli tweet attım bu konuda. Yani dün gündüz video çekemedim. Gece de biliyorsunuz bir gece önce Kronos televizyonunda konuk olduğum videoyu yayınladım. Ama Twitter'da Kemal Bey'in Sadat'ın önüne gitmesini öğrendikten sonra Twitter'da bu konuda pek çok tweetim oldu. Onların bir kısımlarında burada zaten size hemen hemen neredeyse birebir değil elbette ama mana olarak, içerik olarak aynılarını anlatmaya çalışıyorum. Gözlerimizi dört açalım. Biz bu ekonomiyi düzeltiriz. Recep Tayyip Bey istediği kadar yıksın ekonomiyi. İstediği kadar neydi o bir zamanlar bir Şevket Yılmaz mı vardı? Onun dediği gibi yapsın. İstediği kadar boşaltsın Merkez Bankası'nı. Şu anda yetki onda. Yapabilecek hiçbir şeyimiz yok canlarım. Ve inanın yalnız buna samimiyetle söylüyorum inanın. Ekonomiyi düzeltmek çok kolay. Çok kolay. Öyle bir güven tesis edersiniz ki dünya üzerinde ki büyük ihtimalle öyle olacak. Çok güzel bir kadro gelecek yeni yönetimde, yeni cumhurbaşkanının yeni ama elbette biraz budanmış yetkileriyle ancak şu kadarını söyleyeyim. Yeni seçilecek cumhurbaşkanı ilk iki sene içinde hatta ilk iki ay içinde olağanüstü ve bugün içtihatlaşmış
o uygulamalar yapacak. Kanunsuz. Kanunsuz ama artık içtihat haline geldi. Devletlerde böyledir. Devleti yönetenler bir konuda bir şey yapmışlarsa, artık yasa masa dinlememişlerse, ondan sonra gelenler de onun yaptıklarını yapacaklardır. Kimse niye yaptın diyemez. Benden önce yapanlara niye sesini çıkarmadınız derler. Bütün Anayasa Mahkemesi üyeleri, Sayıştay, Yargıtay, Danıştay, hele hele Yüksek Seçim Kurulu üyeleri, bütün ve hepsi de yargılanacaklar. Bakın not edin. Bunları hepsini lütfen not edin. Pek çok Anayasa Mahkemesi üyesi, pek çok Yargıtay, Sayıştay, Danıştay ve Yüksek Seçim Kurulu üyesi yargılanacaklar. Pek çok bakan yargılanacak, pek çok genel müdür, bilhassa bazı özel kurumların başındaki yönetim kurulu başkanları, genel müdürler, kamu bankaları, genel müdürleri, yönetim kurulu üyeleri yargılanacaklar. Eğer seçilecek cumhurbaşkanı bu dediklerimi yapmayacağı konusunda kamuoyunda bir imaj yaratırsa seçmezler. İnanın seçmezler, ulan ne haliniz varsa görün der bu halk, devam edersiniz. O nedenle acele etmeyelim. Yani Cumhurbaşkanı adayı kim olacak konusunda acele etmeyelim. Bir ekip gelecek, ekip. O Cumhurbaşkanı da o ekiple beraber gelecek. Ama seçilecek Cumhurbaşkanı'nın yüreğinin bir yerlerinde, ne yazık ki hiç sevmem. Kendim hayatta kimseye kin tutmadım. Hiç kimseden nefret etmedim. Hiç kimseye öfkelenmedim de kolay beri. Çok zor öfkelenirim ama öfkem de biraz tehlikelidir. Ama kin tutmam ben canlarım. Yalnız yeni gelecek Cumhurbaşkanı ve ekibinin yüreklerinin ve beyinlerinin bir yerlerinde mutlak surette intikam ve kin duygusu olmalı. Olmalı. Bakın ben böyle bir şey ilk defa söylüyorum. Ama olmalı. Olmazsa olmaz. Neyse canlarım. Hadi çok fazla uzatmayalım. Yine burada bu konuyu da kesmek istiyorum. Kapatmak istiyorum. Ama Sadat çok tehlikeli. Ekonomiyi kurtarırız ama Sadat'ın Türkiye'nin başına getirebileceği bir beladan ülkemizi de halkımızı da kurtaramayız. Rejim değişikliği hiçbir değişikliğe benzemez. Defalarca söyledim, bir kez daha söylüyorum. Sistemin değişmesi hiç problem değildir. Ekonomik model değişir, yeni ekonomik model gelir, o gider başkası gelir. Bunlar çok önemli şeyler değil. Ekonomiyi çok kolay düzeltiriz, çok kolay altından kalkarız. İnanın. Ama bizim rejimimiz tehlikede. Kemal Kılıçdaroğlu ve ben daha önce de bu konuda biliyorsunuz sizinle söyledim, paylaştım bu konuları. Kemal Kılıçdaroğlu'na ve diğer 5 siyasi parti genel başkanına belli ki çok büyük ve çok ciddi, çok belgeli, çok somut kanıtlarla nasıl bir tehlikenin içinde olduğumuz bilgileri gidiyor. Ya gitmese bu 6 siyasi parti genel başkanı bu kadar birbirine benzemez ve 6'sı da tertemiz. Pırıl pırıl siyasi hayatları ve meslek hayatları boyunca haklarında küçücük bir çamur bile atılamamış. Neden? O kadar temiz insan üzerinde çamur durmaz çünkü. Tertemizler hepsi. Hepsi temiz. İstediğinize kızın. Beni ilgilendirmiyor. Ama ne kadar kızarsanız kızın, siyasi anlayışına kızın, dürüstlüklerine sakın laf etmeyin. Bu 6 siyasi parti liderinin şerefinden, onurundan, haysiyetinden, dürüstlüğünden şüphesi olan karşısında beni bulur. Efendim görüşleri katılmazsanız bana ne ya? Ya şu anda bizim derdimiz onların siyasi görüşlerinin arasındaki fark değil ki. Bir mutabakat var aralarında. Bu mutabakat ne? Ülkemizin geleceği yahu. Demokratik hukuk, layık, sosyal devletin geleceği. Ya bu gelecek gitti mi bir daha hepimiz bittik. Anlamıyor musunuz bunu hala? Hepimiz bittik. Haliyle 2023 senesi Haziran'ına kadar sabırla, sükunetle, şiddete karşı şiddetsizlik göstererek, hiçbir zaman şiddet olaylarına destek vermeden, terörün her türünü lanetleyerek, devleti karşımıza almadan, bakın tekrarlıyorum, her şeye rağmen devleti karşımıza almadan, yargıyı karşımıza almadan ama yargıyı da eleştirerek, neyle? Demokratik hak ve özgürlüklerimiz çerçevesinde eleştirerek geleceğimizi, hep beraber geleceğimizi kurtaracağız. Şu anda görünen en büyük tehlikelerden biri Sadat'tır. Sadat'ın Cumhurbaşkanı'nın danışmanlık makamından ya da mevkiinden ayrılmasının sebebi bir oyundan ibarettir. Evet, bir saklambaç oyunudur. Ya bu kadar basit canlarım. Enseyi karartmayın. Lütfen enseyi karartmayın. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sadat'ın merkez binasının önüne gitmesiyle birlikte
enseyi karartmayın demekle ne kadar haklı olduğumu bir kez daha anladım. Ben çok umutluyum. Lütfen umutlarınızı yeşil tutun, yemyeşil. Bir fide kadar yeşil. Evet, tekrar hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın güzellerim.